Efendim şimdi hem bu detaylar tabii ki çok önemli, bu gelişme de çok önemli, bunu da konuşacağız haliyle, hem de dış politikada neler yaşanıyor, şu anda neler konuşuluyor, bunları sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi Amerika'ya gidiyoruz. Cüner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar da bizi bekliyor. Ali, bize günaydın, sana iyi geceler, nasılsın? Günaydın Oya, iyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum ayrıca. Evet, gece burada 1.20'ye geliyor ama seninle her zaman yayın yapmak çok güzel. İyi bayramlar diliyorum tekrardan. Benim için de Ali, gerçekten öyle. Sana da iyi bayramlar. Hepimiz için, ülkeler için, dünya için mutlu, huzurlu, sağlıklı, bolluk, bereket içerisinde barışın, kardeşliğin konuşulduğu bir yıl olsun inşallah temennisinde bulunuyoruz. Şimdi tam da bayramdan bahsetmişken merak ediyorum, Amerika'da yaşayan Türkler nasıl karşıladılar bayramı? Tabii bunun içerisinde sen de varsın, nasıl karşıladın? Ve Biden Kurban Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı mı? Seni dinleyelim mi? Şimdi Başkan Biden'dan başlayalım. Her sene olduğu gibi bayramlarda mesajını yayınladı. Amerika'daki Müslümanların hem kalplerine hem de evlerine neşe, mutluluk, huzur getiren bir bayram olsun açıklamasında bulunarak iyi bayramlar diledi. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da buna benzer bir bayram mesajının olduğunu belirtebiliriz. Tabii Ramazan Bayramı'nda Beyaz Saray'da bir resepsiyon vardı, hem iftar vardı, ama Kurban Bayramı'nda Beyaz Saray'da özel bir program yapmadığını söyleyebiliriz. Ama Amerika'daki Türkler olarak bayram namazı için Diyanet Başkanlığı'na bağlı camilere giden Amerika'daki Türk vatandaşlarımız oldu bayram namazına. Daha sonra da bayram kutlamaları hem Diyanet'e bağlı camilerde hem de birçok dernekte kutlamalar yapıldığını söyleyebilirim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bayram tatili olmadığı için herkes çalışıyor. Ben de dünden beri yoğun olarak çalışmaya devam ediyorum. Ama tabii sevdiklerimizi, tanıdıklarımızın bayramını hem Amerika'da hem de Türkiye'de kutluyoruz ya telefonla ya da mesajla. Bu şekilde geçtiğini belirtebiliriz ama şunu da belirtmekte fayda var. New York, New Jersey, Michigan gibi bazı eyaletlerde Müslümanların çoğunluğu olduğu şehirlerde diyelim, bir günlük okullar tatil edildi. Yani resmi devlet kurumlarında olan çalışan Müslümanların da işe gelmeyebilir diye bir kural konmuştu. O nedenle bu şekilde de Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından bayramlara, dini günlere saygı anlamında da böyle kararın uygulandığını söyleyebilirim Oya. Peki, şimdi malum bayram herkes için güzel bir an, özellikle İslam alemi için. Ama bunun dışında biliyorsun dünya gündemi de var. Tansiyonların kimi zaman yükseldiği bölgeler var. Şimdi haliyle gündemi konuşalım, dış politikayı konuşalım biraz. Şimdi Wagner'den bahsedeceğim. Önce Moskova'ya yürüyüş başlattı biliyorsun. Sonra da Kremlin'le anlaşarak üstlerine geri döndü. ABD yönetimi ve medyası bundan sonraki süreci merak ediyorum nasıl değerlendiriyor? Konuyla ilgili açıklamalar yapmıştılar daha önce Amerikan medyasında ya da Amerikan hükümeti tarafından. Ne dersin, şu anda ne konuşuluyor orada? Tabii hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı hem de Pentagon'da tüm basın toplantılarının ana gündemi Wagner isyanı ve Rusya'da olan son gelişmeler. Tabii konuşmalara baktığımızda 3 ana konu var. Yani konuşulan, tartışılan. Birincisi Wagner'ın ne olacağı, yani Wagner komutanının nerede olduğu ile ilgiliydi ki Belarus'ta olduğunu şu anda biliyoruz ama geleceği ile ilgili birçok soru var. Aynı şekilde daha dün ABD Dışişleri Bakanlığı Wagner'ın Afrika'daki operasyonlarına yaptırım getirdiğini açıkladı. Yani Wagner'a zaten uzun zamandır yaptırım uyguluyordu ABD Dışişleri Hazine Bakanlığı. Bunun devamını gördük Afrika'da. Şimdi geniş bir operasyonu, hatta gelir kaynakları var. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Putin'in liderliği ve zafiyeti de konuşuluyor. Yani son yaşanan gelişmelerle Putin'in zayıfladığına inanan Washington DC'de bir kesim var. Tabii aynı zamanda da Ukrayna'ya tam destek.
Ve bu olayla beraber acaba Ukrayna bu savaşta bir avantaj sağlayabilir mi tartışmaları var başkent Washington DC'de. Ama Biden yönetimi net şekilde Moskova'nın çıkmaza girdiğini, Kiev'e kadar gitmeye çalışan, saldıran bir Rusya'nın kendi başkentini savunmak zorunda kaldığı ile ilgili açıklamalarda bulundu son 3-4 gündür. Ve genele baktığımızda da gelişmeleri takip edeceğiz. Müttefiklerimizle koordine olmaya devam edeceğiz. Ve Ukrayna'ya da tam desteğimiz devam edecek açıklamasında bulunuyor Biden yönetimi. Ve son olarak Wagner'a yaptırım, aynı zamanda da Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni bir askeri yatırımı paketi açıkladığını söyleyebilirim Oya. Şimdi Ali, benim bu konuda merak ettiğim husus şu. Şimdi Prigozhin, Putin'le arası çok iyi olan bir kişi. Ki Wagner tamamen milliyetçilik duygularıyla bölgede hareket ettiğini biliyoruz. Yani Putin'in kullandığı bir grup. Şimdi böyle bir durumda, ki Wagner'in kontrolünde olan bir bölge var. Böyle bir durumda açıkçası neden böyle bir şey yapma gereği hissetti Wagner ya da Prigozhin? Açıkçası birçok kişi tarafından da Putin'in bir sonraki, acaba Putin'den sonra acaba başa gelecek kişi Prigozhin olabilir mi gibi iddialar ortaya atılmıştı. Tüm bunlar yaşanırken neden böyle bir olayı biz gördük? Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi dedin ya, Amerika diyor ki bu aslında Putin için zayıflama göstergesi. Acaba gerçekten öyle mi? Yoksa Putin ülkesindeki büyük bir iç savaşın önüne geçerek aslında ne kadar güçlü olduğunu mu bir daha dünyaya gösterdi? Yani sen nasıl görüyorsun özellikle bu durumu? Şimdi tabii Ocak 2023'e baktığımız zaman Oya, Beyaz Saray'dan John Kirby, Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus ordusu arasında bir rekabetin olduğunu, siyasi güç dahil bir rekabetin olduğunu açıkladı. Zaten son Amerikan kamuoyuna da yansıyan, Amerikan istihbaratının Haziran ortasında böyle bir, tabiri caizse, darbe girişim veya isyanı haber aldığını, bildiğini ve bunu da ivedilikle geçen çarşamba günü Biden'la paylaştığını açıkladı. Yani Amerikan istihbaratı böyle bir durumu açıkçası dile getiriyordu. Yani Rusya gibi istihbaratı güçlü olarak bilinen bir ülkede Putin'in bu konuyu bilmemesi soru işaretlerini gündeme getirdi. Yani bir rekabetin olduğu görülüyor Rus ordusuyla Wagner arasında. Çünkü Wagner'da sadece Ukrayna'da değil, Kuzey Kore, Afrika, Venezuela, uluslararası düzeyde artık bir grup olarak yüz milyonlarca dolar geliriyle büyük bir güç haline gelmişti. Bu güçle beraber de bir aslında iktidar mücadelesi en azından askeri alanda görüldü. Tabii burada Putin'in niye müdahale etmediği açıkçası konuşuluyor veya istihbarat mı bilgisi verilmedi mi Putin'e? Bu tabii, bu türde şu anda söylemler, senaryolar konuşuluyor. Tabii ben de basın toplantılarında katılan birisi olarak bunlar soruluyor Biden yönetimindeki sözcülere. Bu Rusya'nın iç işleri, biz spekülasyon yapamayız açıklamalarında bulunuyor. Ama benim yani kişisel fikrim açıkçası, Rusya'nın bu konuda, bilhassa Putin'in geç bilgilendirildiği veya zafiyetinin olduğu ile ilgili bir görüntü çıktı. Ve burada da şu manşet görünüyor ki bir yandan da haklı olunabilir. Belarus devlet başkanının en kazançlı kişi olduğunu, yani Belarus liderinin bu krizde öncü olarak aracı olduğu biliniyor. O nedenle de Belarus liderine yönelik bazı yayınların olduğunu, açıklamaların olduğunu görüyoruz. Ama her haliyle baktığımızda Oya, bu Rusya için hiç iyi bir resim olmadı açıkçası. Peki. Şimdi gündemdeki bir diğer konuda, biliyorsun, İsveç'in NATO üyeliği onaylamayan iki ülke kaldı. Onlar da biliyorsun Türkiye ve Macaristan. Şimdi İsveç'teki provokatif eylemleri de görüyoruz bir yandan. Türkiye'nin kırmızı çizgileri bu konuda çok net.
Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu sonbahara ertelediği açıklandı. Bu da önemli bir gelişme. Şimdi birazdan az önce haberlerimizde verdiğimiz o Kur'an yakma eylemini soracağım sana. Detaylı bir şekilde konuşacağız ama önce şu Macaristan meselesine bakalım. Sonra uzun uzun Türkiye meselesini konuşalım istiyorum. Oturumu sonbahara ertelemesi ne anlama gelir sence Macaristan'ın? Tabii ilk etapta işte Türkiye iyi dinliyor Macaristan. Yani Macaristan açıkçası kendi başına iş yapmıyor diye bir söylem Washington DC'de havası vardı. Bu sonbaharda beklenmesi kararı bunu kırdığını söyleyebiliriz. Sonuçta her ülke kendi egemenlik çerçevesi altında istediği kararı alır. O nedenle Macaristan da kendi politikası güdümünde böyle kararı aldı. Tabii çok bu konu gündeme gelmiyor ama Macaristan'da İsveçli bazı politikacıların Macaristan'ın iç işlerine karıştığı için rahatsız olduğu biliniyor. O nedenle Macaristan İsveç'ten memnun değil, mutlu değil. Bu nedenle de NATO üyeliğini kendi ülkesinde, meclisinde ertelendiği, karar alınmayacağını söyledi. Tabii bu büyük bir düş hayal kırıklığı, hayal kırıklığı olacak değil mi? Açıkçası doğru. Biden yönetimine. Çünkü Biden yönetimi gelecek ay Litvanya'da yapılacak toplantıda İsveç'in NATO üyeliğinin duyurulmasını hedefliyordu. Çok ciddi bir diplomasi oya var Washington DC'de. Neredeyse biz her hafta İsveçli diplomatları Washington DC'de görmeye başlamıştık. Ama tabii şu andaki son durum, haber... tabii Biden yönetimini mutlu etmeyecek. Gözler ağırlıklı olarak Türkiye'deydi. Türkiye'nin İsveçli yetkililerle toplantıları devam ediyor. Yine bir tanesi olacaktı. Ve bir umut da vardı Biden yönetiminden. Ama şu anda tabii ertelenmesi, en azından İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'yi suçlanmasını da açıkçası kapatmış oldu. Çünkü Washington'da, bilhassa Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin bu konuda çok sıkıntı çıkardığı ile ilgili açıkçası sert imalar vardı. Ama haliyle oya, biz seninle bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Türkiye kendi ulusal güvenlik çerçevesi açısından milli konularda nasıl Amerikalılar ulusal güvenlik endişesini öne koyarak politikalarını gidiyorsa, Türkiye de bu çerçevede rahatsızlıklarını belirtiyor. Her ne kadar İsveç şu anda Haziran'da yürürlüğe giren bir terör yasasıyla artık bu iş bitti, işte bir teröriste geri veriyoruz açıklamalarıyla konuyu kapattık dese de son yaşanan olaylarda Türkiye açısından bitmediği görülüyor. O nedenle uzun bir yol var açıkçası İsveç için. Türkiye tatmin olmadığı sürece tabii İsveç'in girmesi zor, ki bir de Macaristan engeli var. Ama Türkiye'nin bu konuda da tatmin olmaması çok doğal. Çünkü tek bir çizgimiz var, kırmızı çizgimiz var. Bunu da çok net bir şekilde belirtiyoruz. Teröre karşı daha net duruş istiyoruz İsveç'ten. Şimdi Macaristan'ın oturumu sonbahara ertelemesi ve akabinde de Türkiye'nin bu konuda dediğin gibi önemli bir toplantı vardı. O toplantıya kadar belki de ne acaba karar vereceği konuşulurken, şimdi İsveç'te Kur'an yakma eylemi geldi. Bayramın ilk günü özellikle. Haliyle ne dersin, nasıl yorumlarsın? Bir, bu eylemi nasıl yorumlarsın? İkincisi, Amerika'nın bakış açısı ve Türkiye açısından baktığında artık İsveç'in NATO üyeliği konusunda sence yakın bir zaman mümkün mü? İkinci soruyla başlayalım. Çok mümkün görünmüyor. Tabii ki bunu Ankara karar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu karar verilecek. Son yapılacak görüşmeler daha da netleştirecek. Ama baktığımız havanın çok olumlu olmayacağını, yani ben de Temmuz ayında böyle bir kararın Türkiye'nin evet diyeceğini çok aslında göremiyorduk son yaşanan olaylarla. Zira Kur'an yakma olayı zaten kabul edilemez bir durum. Bunu Türkiye her defasında dile getirdi. Hatta Türkiye'nin resmi temsilciliği önünde de böyle bir girişim yaşanmıştı. Yani provokatif eylemler açıkçası İsveç'e yaramıyor, yaramayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu konuda Kur'an yakma konusu gündeme geldi basın toplantısında zaman zaman. Tasvip edilmediğini belirtiyorlar ama
özgürlükler ülkesi, her ülkenin kendi kararı var diyerek geçiştirildiğini de belirtmekte fayda var. O nedenle tabii bilhassa din konusunda bunun bu şekilde yapılması İsveç tarafından bir kutsal kitabın, Kur'an-ı Kerim'in yakılma girişimi kabul edilemez. Yani bunun özgürlükle de bir alakası yok. Önce saygının olması gerekiyor. Doğru. Türkiye nasıl diğer dinlere, tüm dinleri kucaklıyorsa diğer ülkelerin de İsveç'in de saygılı olması gerekiyor. Bu konuda da açıkçası sınıfta kaldığını gördüğümüzde işi daha yokuşa sürüyor aslında İsveç. Yani ilginç. Amerika bu konuda özgürlükler ülkesi diyor İsveç için saygı duymak. Yani saygı duymaktan kasıt karışamayız diyor sonuçta ülkeye. Bir yandan da biliyorsun Putin'in açıklamaları var. Biraz önce de aktardık onu. Kesinlikle biz bunu hem anayasayla pek çok konuyla ilgili güvence altına aldık diyor. Şimdi haliyle İsveç'te ya da farklı ülkelerde bununla ilgili demek ki önlem alınabilir. Özgürlükler ülkesi olabilirsiniz. Ama bu özgürlük meselesi de değil senin dediğin gibi. Zira Putin'in bu konudaki dediğim gibi açıklamasında diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı hem anayasada hem ceza kanununda suç haline getirdik. Yani kesinlikle bu şekilde bir tavır sergilenemez, karşılığı var. Bir anda öyle bir uygulama, bir anda böyle bir uygulama. Ne düşünüyorsun? Evet, yani tabii her ülkenin kendi aldığı kararlar var ama dediğim gibi din konusu zaten çok hassas olduğu için hem insanlar için hem ülkeler için de saygı duyulması, belli kanun ve kurallar çerçevesinde kutsal kitapların dine karşı hakaretlerin önlenmesi anlamında aslında adımlar atılması gerekiyor. Burada tabii Putin'in yaptığı açıklama dikkate değer, biraz da anladığımız kadarıyla İsveç'e, Amerika'ya da mesaj olarak yorumlanabilir. Doğru. Zira Türkiye'nin bu hassasiyetini de Rus Devlet Başkanı açıkçası biliyor ve haliyle İsveç'in NATO üyeliği de Rusya'nın işine gelmeyeceği için hem kendi açısından açıklıyor hem de biraz bunun altında biraz politik bir neden olduğunu da görüyorum Oya. Peki, çok haklısın. Çok net bir cevap oldu. Peki gelelim şimdi her zaman konuştuğumuz gibi başkan ve eski başkan konusuna. Amerika'nın eski başkanıyla başlayalım o zaman. Şimdi Amerikan medyası Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli bir belgeyi sakladığını kabul etti. Ses kaydını paylaştı. Şimdi büyük bir yankı uyandırdı bu ses kaydı haliyle. Biz biliyoruz tabii ama bizi izleyen seyircilerimiz için bu ses kaydının içinde ne vardı? Neden bu kadar yankılandı? Ve bunun Trump'a geri dönüşü nasıl olur acaba? Tabii eski bir ABD başkanının evinin basılması ve gizli belgelerin el konulması tabii büyük bir olay oldu. Şu anda da 37 suçtan suçlanıyor ve davası da devam ediyor. Ama eski başkan Trump hayır, gizli belgelerle ilgili bir sıkıntı yoktu diyerek geçiştiriyor açıkçası. Ama iki gün önce ortaya çıkan ses kaydındaki 2 dakikalık bir ses kaydı. Bu ses kaydı New Jersey'de kendi golf mekanında yine kendi grubuyla bir konuşmasında Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın kendisi hakkında Trump İran'a saldırmak istiyor tarzındaki söylemine atıfta bulunarak aslında elimde gizli belgeler var. Başkan olduğumda bu gizli belgeleri aslında gizlilikten çıkarabilirdim ama artık şu anda gizli. Ben değil, ABD Savunma Bakanlığı İran'a saldırmak istiyor diyerek açıklamalarda bulunuyor bir yuvarlak masa toplantısında ve sayfaları karıştırıyor. Yani birçok sayfa sesi de duyuluyor. Buradan da anlaşıldığı üzere ulusal güvenlik anlamında eski başkan Trump'ın hem gizli belgeleri elinde tuttuğu hem de bu belgeleri başka kişilerle paylaşması da başını belaya sokmuş gibi görünüyor. Tabii şu anda dava süreci devam ettiği için net türde bir açıkçası ceza alabilir veya alacak mı? Birçok hukuki şu anda tartışma var. Ama eski başkan Trump dün daha bir açıklama yaptı. Hayır, elimde gizli belge yok diyerek inkar açıkçası ettiğini söyleyebilirim ama ses kayıtlarında çok net şekilde İran konusunda
gizli belgelerle ilgili bazı bilgileri paylaştığı net şekilde görülüyor ya. Şimdi Ali, bizi izleyenler şunu merak edebilir. Kafalardaki o soru işaretini de giderelim istiyorum seninle. Birincisi, eski Amerikan başkanı, dönemin sonuçta Amerikan başkanıydı bu kişi. Bu ses kayıtları nasıl alındı, niye ortaya çıktı, niye bugün bunları konuşuyoruz ve biliyorsun orada Trump için ne kadar olumsuz haberler yapılırsa yapılsın bu Trump'ın işine yarıyor. Mağduriyetten dolayı mıdır, farklı bir olaydan dolayı mı bilmiyoruz. Ama bu da Trump'ın işine yarar mı yoksa hayır, bu ses kayıtları oldukça onu zorlayacaktır. Özellikle 2024 seçimlerine giderken mi dersin, ne dersin? Tabii aslında işin en ürkütücü yanı oya eski bir başkanın ki Başkan Trump kendi döneminde de bazı ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Yani bir bilinen bir ismin bir Amerikan başkanının telefonlarının veya işte gizli toplantıda veya toplantılarda ses kaydının alınması ve sızdırılması hakikaten çok içler acısı bir durum. Evet. O nedenle bir güvenlik zafiyeti olduğunu öncelikle söylemekte fayda var. Tabii eski Başkan Trump New York'taki son başka bir kişisel davasından sonra anketlerde oyunu arttırmış. Yani Trump aleyhine yaşanan olaylar sonrası Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ın popülaritesi ve diğer adaylara karşı büyük bir fark attığı görülüyor. Şu anda %25'in üzerinde işte en güçlü rakibi Florida valisi DeSantis'e fark atmış durumda. O nedenle bu dava süreçleri ne kadar devam ederse etsin eski Başkan Trump ben yoluma devam edeceğim açıklamasında bulunuyor. Tabii son bu gizli belgelerin güvenilirliği, hassasiyeti ve bundan sonra savcıların hakimle ve Trump'ın avukatlarının davalarda Trump'ı savunmasıyla nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama net olan 2024 başkanlık adaylarına Trump ben geliyorum güçlü şekilde açıklamasında bulunmaya devam ediyor. Davalar devam ederken 2024 başkanlık seçimi sonucu da olabilir. Yani bazı davaların 2024 Kasım'ından sonrasında da devam etme ihtimali de konuşuluyor. O nedenle hukuki anlamda birçok tartışma ve ne olacağı ile ilgili soru işaretleri var oya. Gerçekten ilginç bir yol, biz de merakla izliyoruz, takip ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hemen oradan yeni başkana geçeceğim. Malum Amerikan Başkanı Biden'la ilgili bir sorun var. Gündeminde gizli belgeler ve devlet sırları vardı. Son zamanlarda biliyorsun çok konuşuyoruz bu konuları. Şimdi Biden basın toplantısında şöyle bir cümle kurdu. Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım dedi. Sonra şaka yaptığını belirtti. Birincisi, hani biliyoruz ya biz Biden'ın daha önce gaflarını, olmayan kişilerle tokalaşmasını, düşmelerini, onunla ilgili demans iddialarını ya da pek çok iddiayı biliyoruz ya, ölmüş bir kişiye seslendiğini. Yani pek çok konu var bugüne kadar gözümüzün önünde. Şimdi baktığımız zaman bu bir şaka mıydı? Şakaysa böyle bir şaka böyle bir ortamda yapılır mıydı bürokraside? Ya da bu bir gönderme miydi? Ne vardı burada, ben anlamaya çalışıyorum şu anda. Tabii bunu Amerika ile Hindistan arasındaki iş konseyi toplantısında yaptı. İşte Google dahil birçok önemli CEO'nun da bulunduğu yuvarlak masada Hindistan Başbakanı'nın yanında böyle bir aslında şakayı yaptı. Kendisi zaten söyledi, yani elimde işte gizli bilgiler var sattım tarzında açıklaması sonrası bir durdu ve şaka yaptım diyerek Amerika ile Hindistan'ın yeni teknoloji alanında beraber çalışacağı ile ilgili bir açıklama yaptı. Tabii ne olduğu anlaşılamadı. Cumhuriyetçi Parti ve Cumhuriyetçi kanada yakın medya tabii bunu Biden'ın aleyhine kullandı, kullanmaya da devam ediyor. Yani burada biz Trump'ı konuşurken böyle bir ciddi toplantıda belgeleri sattım, elimde gizli bilgiler var tarzında açıklaması tabii tuhaf karşılandı. Bunu Biden tarafı şaka diyor. Ama baktığımızda oya dün iki tane enteresan bir gelişme oldu. Yani biz şu anda Biden'ın potlarını konuşurken Başkan Biden Chicago'ya giderken Putin'in Irak'ta başarılı olamadığını söyledi. Evet, bu da yeni bir aslında lafı. Ukrayna'ydı açıkçası. İşte Tanrı Kraliçeyi korusun diye bir konuşması var.
Tabii bununla beraber yüzünde ciddi izler vardı ve bu izler sorgulanıyor son 24 saattir. Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Uyku aletiyle uyutulduğunu söyledi. O nedenle tüm gece boyunca bir makine ile uyuduğu için bu izler de gün yüzüne çıkmış durumda olduğu ortaya çıktı. Tabii bu da büyük bir tartışma konusu ve sağlığıyla ilgili de birçok soruyu da gündeme getirmiş durumda. Evet, gerçekten bunları konuşuyor olmak 2024 seçimlerine giderken ki demokratların zaten adayı şu anda ilginç geliyor bana. Özellikle az önce hatırlattığın konu, yeni bir olay bu, yeni bir gaf. Ukrayna yerine Irak demesi, yani Putin açıkça Irak'ta savaşı kaybediyor diyor. İlginç gerçekten. Bakalım daha nelere şahit olacağız, Biden'la ilgili göreceğiz. Şimdi konuyu değiştireceğim, biraz siyasetin dışına çıkacağım. Titania turistik gezi düzenlerken meydana gelen kaza sonucu biliyorsun 5 milyarderin öldüğü Titan denizaltına ait ilk parçalar Kanada'da karaya çıkartıldı. Şimdi ilk incelemeye göre alınan enkaz parçaları da 18 Haziran'daki kazanın nedeninin ortaya çıkarabilmesi için çok önemli. Şimdi bu kaza ile ilgili ne konuşuluyor? Son bilgiler olarak elimizde neler var? Dinleyelim senden. Tabii hala bu gündemde olmaya devam ediyor. Hem Amerika hem de Kanada sahil güvenlik ekipleri soruşturmanın devam ettiğini açıklamışlardı. Amerikan medyasında da bu konuyla ilgili neden böyle bir olay yaşandığı ile ilgili birçok tabii soru işareti de manşetlerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu çok net, bu ufak minik denizaltının patladığı ile ilgili, yani tuz buz olduğu ile ilgili net açıklamalar geliyor. Ama niye patladığı ile ilgili şu anda aslında bu enkaz parçaları, çıkarılan enkaz parçaları çok önemli ve tek tek detaylı şekilde inceleneceği söyleniyor. Ve birçok spekülasyon da yapıldığı için bu patlamayla ilgili de tüm detayların daha sonra da gün yüzüne çıkması bekleniyor. Tabii 5 kişi hayatını kaybetti. Bu 5 kişinin cesetleri bulunur mu bulunmaz mı, bu konuda birçok soru işareti vardı. Ama ABD sahil güvenlik bulunmasının imkansız olduğunu açıkçası dile getirdi. O nedenle bu konu kapanmış gibi görünüyor. Tabii ailelerin tazminat alıp almayacağı ile ilgili yine birçok hukuki tartışma var. Çünkü bu 5 kişi, ki bir tanesi bu denizaltı şirketinin CEO'suydu. Diğer $250,000 veren, hayatını kaybedenlerin feragatname imzaladığı biliniyor. Ve feragatnamenin ilk sayfasında 3 kere bile ölümle ilgili ibareler olduğu ortaya çıktı. O nedenle sonuçta kendi canlarını ortaya atarak, kabul ederek imza attıkları için hukuki anlamda tazminat aileler alır mı almaz mı, bu da soru işareti. Ama hukukçular şunu söylüyor: eğer şirketin gizlediği, sakladığı ve patlamaya neden olan başka nedenler olursa bu tazminat için neden olabilir gibi açıklamalar var. O nedenle uzun bir süreç olacak ama belli süre deniz altında tur seferlerinin, gezi turlarının olması durdurulacak gibi. Yani böyle bir yasa, kural yok. Çünkü uluslararası sular. Ama tabii herkes şu anda bir frene bastı. Ve ne olacağı ile ilgili de, yani bu turların geleceği hakkında da bazı soru işaretleri var. Ama genele baktığımızda şu anda ilk başta dediğim gibi gözler bu enkaz parçalarını tek tek incelenerek patlamanın neden olduğunun ortaya çıkarılması. Gerçekten ilginç bir olay. Titanik'te ilginç bir gemi kendisine dokunanı, dokunmaya çalışanı yakıyor mu, lanetliyor mu bilmiyoruz ama bu olay da böyle tarihe kazılmış oldu. Şimdi gelelim, dünyaca ünlü sanatçı Madonna'dan bahsetmek istiyorum. Hastaneye kaldırıldı, bilgisi geldi. Enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Halbuki turnesi vardı, pek çok şehri gezecekti bu turneyle birlikte. Peki ne olacak, nasıl olacak? Madonna'nın durumu nasıl? Turneler nasıl olacak? Şöyle dinleyelim senden. Şimdi 64 yaşındaki Madonna cumartesi günü... O kadar oldu mu Madonna? Evet, 64 gerçekten yaşında. Gerçekten şaşırtıcı. Evet, herkesin
bildiği, çocukluğumuzda severek dinlediğimiz ünlü şarkıcının cumartesi günü rahatsızlandığı ve tepki vermemesinden dolayı New York'ta acilen hastaneye kaldırıldığı, entübe yapıldığı ve yoğun bakımda 2-3 gün tutulduğu ortaya çıktı. Nedeni de bakteriyel enfeksiyon olduğu açıklandı. Şu anda müşahede altında ve tedavisi devam ediyor. Hı-hı. Ama tabii turnelerine bir ara verileceği açıklandı. Bu da tabii hayranlarını üzdü. Ama çok şu anda ciddi bir sağlık tehlikesi kalmadığı belirtiliyor. Ama tabii böyle bir ünlü sanatçının, şarkıcının entübe edilmiş olması ve panik halini de getirdi hayranları tarafından. Ama şu anda sağlık durumunun iyiye gittiğini, turnesinin ilerleyen aylarda planlandığı başka tarihlerde yapılacağı açıklandı Oya. Yani az önce sen yaşını söyledin ama 35 şehri gezecekmiş bu turne kapsamında. Gerçekten tebrik etmek lazım. Zaten Madonna'nın sahnedeki performansını hepimiz çok iyi biliyoruz. İnşallah bir an önce tekrar iyileşsin ve tekrar biz onu dinleyelim. Peki İngiliz besteci ve şarkıcı Sir Elton John sahnelere veda ediyor bu arada. Şimdi bu da önemli bir gelişme. Konuşalım istedim o yüzden. İngiltere'deki son konserini verdi. Yalnızca 6 konseri kaldı. Çok önemli 6 son konser. Peki Elton John'suz bir müzik dünyası nasıl olur? Tabii zor olacak. Elton John'un da yaşını söyleyelim. 76 yaşında. Yani biz hep ama buna genç rağmen hepsi gerçekten ne yiyorlar ne içiyorlar bilmiyorum ama bu kadar turneleri kaldırmak kolay değil bu yaşlarda. Evet. Zaten Elton John'un son yaptığı konseri 120 bin kişi dinledi ve duygulu bir konuşma da yaptı. Çünkü Birleşik Krallık'taki son konserim de bir festivalde açıkçası konserini verdi. Ve senin de dediğin gibi 6 tane şu anda konseri kaldı. En son konseri de Stockholm'de. Tabii Elton John'un artık bu konserleri müzik hayatına veda etmesi de niye acaba sorusu var. Ama önce yaşı 76 yaşında, çok yoruldum diyor. Ailemle, çocuklarımla zaman geçirmek istiyorum dediğini belirtebiliriz. Ana nedeni bu açıkçası. Hı hı. Artık kendime zaman vermek istiyorum diyor. Ama tabii dünyada 50 yıllık müzik geçmişinde damgasını vurmuş, 300 milyonun üzerinde albüm satmış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Haliyle tabii Elton John ne kadar artık canlı konsere çıkmasa da bildiğimiz bir sürü meşhur şarkısı hala herkesin dilinde olacak. Ama dediğim gibi artık hem yaşı hem de artık emekliye tabiri caizse ayrıldığını açıklıyor Elton John. Ama biz dediğim gibi Elton John'u belki bazı programlarda, etkinliklerde veya televizyon programlarında bir iki şarkı söylerken duyabiliriz yine de. Yani olabilir çünkü biliyorsun sanatçılar bir türlü emekli olamıyorlar. Bırakıyorum deseler de bir gün bir yerde biz onları bir şekilde duyabiliyoruz. O bile çok güzel oluyor. Tabii kendi açısından anlıyoruz ama baktığımız zaman onu dinlemek büyük bir keyif de tabii ki. Peki şimdi Ali, bizim soracaklarımız bunlardı açıkçası. Bunun dışında neler yaşanıyor, bilmemiz gereken bir husus var mıdır? Ya da önümüzde bizi ilgilendiren önemli bir toplantı ya da gelişme var mıdır? Şöyle son bir toparlama alalım mı senden? Tabii şu anda başkent Washington 4 Temmuz'a hazırlanıyor, Amerika'nın bağımsızlık günü. Yani biz Cuma'dan itibaren aslında Salı günü 4 Temmuz. O nedenle milli tatil 4-5 gün böyle bir Amerika biraz yavaşlayacak. Çünkü herkes yavaş yavaş ya tatile gitmeye başladı ya da evinden çalışıyor. İşe gelmeyen birçok Amerikalıyı da görüyoruz. O nedenle bir durgun bir 3-4 gün bekliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunun dışında Başkan Biden'ın ekonomi gündemi yoğun, yani iç gündemle ağırlıklı gidiyor. Hı hı. Ama gözler Oya 2 hafta sonra Litvanya'da yapılacak NATO zirvesi. Her ne kadar seninle Macaristan'ı konuşsak da yine Türkiye'nin alacağı karar Başkent Washington'da yakinen takip edilmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber de ekonomik gündem ve 2024 başkanlık seçimleri de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin
kendi iç gündeminde devam edecek. Biz de Habertürk olarak yakinen sahadan canlı canlı gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz Baya. Evet Ali, seni bu şekilde bırakmıyoruz zaten. Gecenin bir yarısı da olsa dış politikayı, gündemi, yorumlarını haliyle çok merak ediyoruz. Bizzat bölgede orayı gözlemleyen kişi olarak çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğun için. Bu bilgilerini, yorumlarını bizimle paylaştığın için. Teşekkürler tekrar. İyi bayramlar. İyi bayramlar Ali.